Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu yönetim krizinin en açık olduğu alanlarının başında dış politika gelmektedir. O bakımdan biz Dışişleri Bakanlığı bütçesine red oyu vereceğiz. Bu kapsamlı başarısızlıklar karşısında meclisten bütçe istemeye hakkınız olmadığını düşünüyorum. Bunu gerekçeleri açıklayacağım. Değerli arkadaşlar, bakın. Ülkemiz Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Kıbrıs İtilafı'nda yaptığım tehditlere de devreye sokularak bir baskı politikasıyla karşı karşıya. Deyim yerindeyse ne yazık ki Türkiye'ye karşı bir kol bükme politikası uygulanıyor. Arkadaşlar, Türkiye'miz bu davalarında haklıdır. Bakın, biz bunları yıllardır söylüyoruz. Bir Meis Adası, 7 kilometrekarelik Meis Adası'na 40 bin kilometrekare deniz yetki alanını tanımlayıp uluslararası hukukun çok temel bir ilkesini, hakkaniyet ilkesini devre dışı bırakan bir baskı politikası Türkiye'nin önüne konuluyor. Ancak değerli arkadaşlar, sizler bu kürsülere gelip Türkiye'nin haklı olduğunu falan bize anlatmayın. Biz bunları biliyoruz. Mesele, siz bu haklılığı uluslararası camiaya kabul ettirebiliyor musunuz? Siz bunu kabul ettiremeden nasıl gelip hangi yüzle bu meclisten bütçe istiyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bakın, Suriye en ciddi meselemiz. 10 yıl oldu, 10 yıl oldu. Suriye'de siyasi çözüm yok. 10 yıl oldu. Milyonlarca Suriyeli Türkiye'de geri gitmiyorlar. Suriye'de toprak bütünlüğü hala, Suriye'nin toprak bütünlüğü hala çok ciddi bir mesele olarak basında duruyor. Bunların hangisini çözdünüz ki bu meclisten bütçe istiyorsunuz? Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs orduları yaptıkları tatbikatlara Fransa'yı da Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ekleyerek Türkiye'ye karşı pazu gösteriyorlar. Değerli arkadaşlar, buna konuşmaktan başka hangi karşılığı verdiniz ki bütçe istiyorsunuz? Arkadaşlar, bakın, Avrupa Birliği ile 2016'da bir anlaşma imzalandı. Türkiye olarak milyonlarca Suriyeli'yi ülkemizde barındırıyoruz. Bu anlaşmanın karşılığı Türkiye'ye karşı mükellefiyetinden hiçbir yerine getirilmedi. Arkadaşlar, vize serbestliği Allah aşkına ne oldu? Yurttaşlarımıza vizesiz Avrupa kapıları açıldı mı ki siz meclisten bütçe istiyorsunuz? Arkadaşlar, Avrupa Birliği ile ilerleme süreci, Avrupa Birliği entegrasyon süreci ilerlemiyor. Avrupa Birliği üyeliği bir hayal oldu. Türkiye'yi Avrupa Birliği üyeliğine taşıdığınızda mı bütçe istiyorsunuz? Kafanıza göre siyasi atamalar yapıyorsunuz. İşsiz güçsüz eski arkadaşlarını, büyük arkadaşlarınızı büyükelçi atıyorsunuz. Arkadaşlar, adı rüşvetçiye çıkmış bir kimseyi büyükelçi atadınız. Karısı, bu beyefendinin eşi, sosyal medyadan bir mesaj paylaştı atamadan önce. Dedi ki, söyleyecek çok söz var ama bir kere söylersem yer yerinden oynar. Söylemesin diye, yer yerinden oynamasın diye bu kimseyi büyükelçi atadınız. Yazıklar olsun. OECD'ye bir iktisatçıyı büyükelçi atıyorsunuz. Ya atadığınız kimsenin bir tane uluslararası yayını yok arkadaşlar. Üşenmedim baktım. Bir tane uluslararası yayını olmayan bir iktisatçıyı OECD'ye büyükelçi atıyorsunuz. Türkiye'de iktisatçı mı bitti Allah aşkına? Türkiye'de iktisatçı mı bitti? Bu kadar kendi yandaşlarınızı, ehliyet liyakat sahibi olmayan insanları devlet görevlerine getirerek nereye varmaya çalışıyorsunuz? İş bilmeyen, ehliyet sahibi olmayan bu kadroların elinde dış politikamız duvardan duvara tosluyor. Ehliyeti, liyakati gözettiniz de mi bütçe istiyorsunuz arkadaşlar? 2004 yılında, 24 Nisan 2004 yılında Rumlar anlam planını referandumda reddettiler. Bu karar olmasaydı, Rumların referandumdaki bu karar olmasaydı, bugün biz ne Akdeniz'de vardık ne Kıbrıs'ta vardık arkadaşlar. Rahmetli Denktaş'a yapmadığınız hakaret kalmadı. Denktaş'ın mezarına gittiniz, af dilediniz de mi? Sağlığında gönlünü aldınız da mı bu meclisten bütçe istiyorsunuz? Azerbaycan meselesini çok konuştuk. 2009 yılında AK Parti olarak 10 Ekim 2009'da Zürih'te büyük devletlerin gözü önünde, onların denetiminde o protokolleri imzaladınız. O protokolleri imzaladınız. Ve o protokolleri bu meclise getirecektiniz. 12 Ocak 2010'da Ermenistan Anayasa Mahkemesi o protokolleri iptal etti. Ermenistan Anayasa Mahkemesi onu iptal etmeseydi o protokolleri buraya getiriyordunuz. Bursa'da Azerbaycan bayrağını milli maçta sırada sokmadınız. Size o dönemde bunları anlattık, yapmayın dedik. Bunlar, Azerbaycan da bunları söyledi, biz de CHP olarak söyledik. Bu hatadan dönün dedik, dönmenizi bekledik. Bütün Kafkas politikamızı ne yazık ki Ermenistan'ın Anayasa Mahkemesi kurtarmıştır arkadaşlar. O bakımdan bu konuda bir öz eleştiri yaptınız da mı siz meclisten bütçe istiyorsunuz? Yunanistan ABD ile birlikte Batı Trakya'da, İskeçe'de
atış talimatında tatbikat yapıyor. Yeni yeni tatbikatları bizim sınırımızda yapsınlar diye mi bütçe istiyorsunuz? Yine Yunanistan Batı Trakya'da Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapıyor. Soydaşlarımıza yönelik bir güç gösterisidir arkadaşlar bu. Bunlara engel olabildiniz de mi bütçe istiyorsunuz meclisten? Rusya Mısır'la birlikte Karadeniz'de Türkiye'ye karşı tatbikat yapıyor arkadaşlar. Türkiye'ye bu yolla mesaj vermeye çalışıyor. Bunları engelleyebildiniz de mi bütçe istiyorsunuz? Sisi darbecidir diyorsunuz. Mısır'la siyasi diyaloğu ortadan kaldırıyorsunuz. Mali'de darbe olunca koşa koşa Mali'ye gidiyorsunuz. Aynı tutarsızlıklara tekrar tekrar imza atmak için mi bütçe istiyorsunuz? 34 askerimiz Suriye'de bir hava saldırısında şehit oldu. Bu olayın üzerine Rusya'nın gölgesi düştü. Hemen arkasından koşa koşa Moskova'ya gittiniz. Kapılarda dakikalarca beklediniz. Yetmedi akşam Rus TV kanallarında kapıda nasıl bekletildiğiniz bütün millete seyran oldu. Bu skandalları tekrar tekrar etmek için mi bütçe istiyorsunuz? Trump ekonominizi mahvederim deyince bu can bu bedende olduğunda ben o papazı vermem dediğiniz papazı uçağa koyup gönderdiniz. ABD Başkanı Türkiye rehin diplomasisi yapıyor. Fidye istiyor Türkiye dedi. Sus bu solunuz. Ağzınızı açamadınız. Sesiniz çıkmadı. Buna karşılık dostum Trump diye buradan sevgi mesajlarını gönderdiniz. Siz bunun için mi bütçe istiyorsunuz? Trump Erdoğan'a hakaretler yağdıran bir mektup yazdı. Bu mektubu Türkiye'den sakladınız. Bu mektubu Türk milletinden sakladınız. Trump bu mektubu gazetecilere gösterince bu milletin haberi oldu bu mektuptan. Hak ettiği cevabı vermek yerine mektubu takdim etmekle yetindiniz. Ulusal onurumuzu koruyamıyorsunuz. Korudunuz mu bütçe istiyorsunuz? ABD Kongresi'nde kabul edilen bir yasa tasarısı Türkiye'ye yaptırımlar öngörüyor. Aynı tasarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığının da araştırılması isteniyor. Böylelikle Erdoğan'a gözdağı veriliyor. Suskunlukla karşılıyorsunuz. Orta yere çıkıp göğsünüzü gere gere bizim mal varlığı incelemesiyle tehdit edemezsiniz dediniz de mi bütçe istiyorsunuz? Kıbrıs'ta Rumlar siyasi gücü de Akdeniz'deki zenginliği de Kıbrıs Türk'ü ile paylaşmak istemiyor. Rumların politikalarını değiştirmeyi başardınız. Haklılığımızı uluslararası camiada kabul ettirdiniz de mi bütçe istiyorsunuz? Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya, Ürdün. Bunların hepsi bir araya gelmiş Doğu Akdeniz Forumu'nu kuruyor, gaz forumunu kuruyor. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan ülkemiziz. Bu Türkiye'yi dışlama girişimidir. Bunu engelleyebildiniz de mi bütçe istiyorsunuz? Avrupa Birliği'nin güney ülkeleri Yunanistan niye manşet yaptı? Medyeli zirvesinde buyurunuz Sayın Amca. Görelim Sayın Başkan. Lütfen Sayın Milletvekili. Arkadaşlar konuş yok. Laf atmayın. S-400'ler yılan hikayesine döndü. Neden hala aktif etmediniz? Neyi bekliyorsunuz? Hem parayı verip hem aktif etmemek nasıl oluyor? Nisan'da edeceğiz diyordunuz. Aralık bitiyor. Neyi bekliyorsunuz? Hava savunma sistemi kurmayı başardınız. Teknoloji paylaşımını mümkün kıldınız da mı bütçe istiyorsunuz? F-35 projesi kapsamında 12 milyar dolarlık iş yapacaktı silah sanayimiz. 12 milyarlık bu işi kaybetti ülkemiz. Bunun yerine ne koydunuz? Ne koydunuz ki bütçe istiyorsunuz? Avrupa Parlamentosu kaç defa Türkiye'nin aleyhinde karar aldı? Doğu Akdeniz'le ilgili karar aldı. Müzakereleri kes diye karar aldı. Türk-Yunan ihtilafı için karar aldı. Aldı da aldı. Siz bunların hangisini engelleyebildiniz ki bir şey istiyorsunuz? Amerika Suriye'de PYD'den silahları toplayacaktı. Sözünü tutmadı. Biz bu sözü unutmadık. Siz de bu sözün altını birçok defa çizmiştiniz. Bu sizin de taahhüdünüzdür. ABD bu silahları geri topladı mı ki bütçe istiyorsunuz? Bize gelecek F-35'ler emirliklere gidiyor.